Merhaba web tekno takipçileri. Selam arkadaşlar. Şu an Aydan'la birlikte Berlin'deyiz, İFAP yolunda. Ancak şehirde dolaşırken karşımıza bir dükkan çıktı. Bu ne dükkanı? Tabii şöyle kaldırıldı. Hemen ardımızda görebileceğiniz gibi Tesla'nın dükkanı. Adamlar güzel bir araba için güzel bir dükkan ayarlamışlar burada. Aynen öyle. Arkamızdaki model hangisi? Tesla Model S. O da 85P varyasyonu diyelim. Aynen yani öyle. Şu anki Tesla'nın en ünlü sedan modellerinden biri arkamızda şu an duruyor. Hazır gelmişken sizler için de ufak bir inceleme yapacağız. Dilerseniz detaylara bakalım. İstersen arabanın etrafında şöyle ince ince dolaşmaya başlayalım. Aynen. Zaten biraz bir kalabalık var sonuçta. Aynen. Böyle bir aracın etrafını boş bulmak da kolay değil. Şey diyeceğim abi, bunu açabiliyor musun? Onu içeriden açabiliyoruz, onu birazdan açarız. Ama şöyle bir ufaktan arkaya geçelim. Bak abi, burada bir şey var. Önce buradan bahset istersen. Tesla'nın yani bu esas olayı aslında bu. Kendi şarj yeri tabii ki ama bildiğiniz gibi Tesla araçları da elektrikle şarj oluyor ve bu hızlı şarj ünitesi normal bunu evdeki bir bağladığınızda yani bir şarj girişine diyeyim prize bağladığınızda tabii ayrı bir aparatı var. Evdeki üçlüye takabiliyoruz mu direkt? Takabiliyorsun tabii ki ama onun dediğim gibi çok fazla sana bir mesafe sağlayamıyor yani evdeki elektrik düşük olduğu için. Tam arkanda eğer dönecek olursan şöyle bir Tesla'nın süper şarj üniteleri var. Bunlarla beraber tabii şu an mesela çıkartabiliyoruz mu? Çıkartamıyoruz herhalde, hiç de zorlamayalım. Aynen. Bunu bu arkadaşa taktığımızda yarım saatlik bir şarjda 250 kilometreye yakın bir sana menzil katıyor bu araç için. 250 kilometre gidebiliyoruz yani. Aynen menzili tabii ki bu elektrikli olduğu için hani sürekli bir menzil değiştirmesi gerekiyor. Şimdi şöyle baktığın zaman arabada bir eksik var aslında. Her arabada gördüğümüz bir eksik. Bunda saklamışlardır diye düşünüyorum ama tabii ki de elektrikli bir araç olduğu için saklama ihtimalleri yok. Aynen. Arabada görebileceğiniz üzere bir egzoz yok. Yani. Egzoz mu? Egzoz diye biliyorum ben. Egzoz da olabilir yani. Sonuçta. Aynen. Şöyle tam model ismi de şurada var. 85D modeli. Bunun zaten bir üstü de P85D olarak geçiyor. Onda biraz daha hızlandırma ekstraları var. Şimdi şurayı açalım sizler için. Gördüğünüz gibi hani herhangi bir şurada motor ve vesaire için çıkıntı olmadığı için yepyeniş bir alanımız var. Elektrik varken bir de tüp takmak istersen takarsın tabii. Şimdi oldukça geniş bir araç dedik. İşte arkası 3 kişi, önde klasik 2 kişilik. 2 tane çocuk daha var. Ne yapacağız? Ne yapacağız derseniz söküyorsun birader bunu. Hop. Burası 2 kişilik bildiğin koltuk oluyor. Hatta evet. Bunun koltuk aparatı var. Onları da yerleştirdin mi? Araç 7 kişilik bir sedan oluyor. Ya da burada da ekstra bir zaten bagaj hacmin var demektir bu. Aynen öyle. Yani, gayet iyi olmuş. Tabii zaten yani standart bildiğimiz motorluk bir durum olmadığı için aynen. Arabanın belli başlı aksamlarını da hatta egale edebiliyor. Birazdan size ön kaputunu da açarız. Böylelikle şey yapmış olursunuz. O zaman hani, ayrı bir detay da o zaman show kapatalım bunu. Okay. Saygılar. Düğmeye basınca otomatik olarak arka aynen. Arka ne denir? Bagaj. Kaput diyebiliriz. Bagaj. Kaputu kapalı. Bagaj kapası. Aynen öyle. Şöyle birazcık daha detaylarına bakalım. Şurada yine Model S'in logosunu görebiliyoruz. Şurada Tesla'nın logosunu görüyoruz. Tesla ismini nereden alıyor? Tesla ismini tabii ki de herkesin sevmiş olduğu Nikola Tesla'dan. Sonuçta elektrikli bir araç. Tesla ismini de vermemek biraz ayıp olabilirdi. Elon Musk da burada çok güzel bir değinme yapmış diyebiliriz. Tamamdır. O zaman sanıyorum şuradaki arkadaşlar oturmazsa biz bir içine oturalım. Birazcık da içini kurcalayalım. Aynen. İnce içine geçiş yapıyoruz. Sanıyorum hayatımda bindiğim en lüks araçlardan birisi. Benim en lüks araç oluyor şu an. Evet benim de bu ya. Şu an kesin karar verdim. Şimdi evet bu niye kapandı? Açıl susam açıl. Açtırın bakalım. Aynen. Açıldı. Şimdi arkadaşlar size de şöyle tutayım ki daha rahat görebilin siz de. Onlar şurada, türlü görürler herhalde. Şurada görebileceğiniz gibi tahminimce 13 inç. 14'tü ben. 14 mü? Yaklaşmışım yine. Aynen. Sallamasyon söyledim tutturmuşum.
14 inçlik bir ekran var. Bu ekranda FIFA oynarsın, GTA oynarsın. İstediğini yaparsın bu ekranda. Ya ekran gördüğünüz gibi tabii bildiğiniz bir tablet. Yani kendine Tesla'ya özel bir tablet. Ve buradan en basiti tabii ki de navigasyon yapabiliyorsunuz. Şurada klima ayarları var. Klima ayarlarını düzenleyebiliyorsunuz. Onun dışında buradan işte klasik tarih. Hani siz kendi planlarınızı, bu aracın range'i ve giden şeyleri, web tarayıcısı kendi da var. Kendi tarayıcısı var. Buradan hemen da, dur bakalım. Web Tekno'ya giriyoruz tabii ki de. Ekranı da ikiye böldü bu arada. Üst taraf tarayıcı, alt taraf navigasyon. Aynen, siz bu sırada navigasyon. Muhtemelen şu uçlardan tutup ayarlanabiliyordur. Aynen, şöyle yaptık mı da tam ekran alacak onu şimdi. Yalnız çok rahat bir araçmış ve çok geniş bir araç şu an. Tesla'nın içinde Web Tekno sayfasına girmek de gözlerimi inceden bir yaşarttı ya. Teknolojide son nokta emin ediyorum. Aynen, şimdi şuradan da bahsedebiliriz. Gördüğünüz gibi normalde araçlarda burada motor için bir çıkıntı bulunur. Burası bomboş. Burada bir el freni olur, bir şey olur. Aynen. Hiç yok. Yani bu araçta gerek kalmıyor. Zaten vitesimiz burada. O klasik haliyle otomatik vites. Araçta sonuçta mesela şu an 508 kilometrelik bir menzilimiz, range'imiz varmış. Burada da zaten herhangi bir şey ayarlamışlar. Navigasyon ayarlamışlar. Gösteriyor. Çok net bir şekilde şu an oturduğun yerden görebiliyorsun. Klasik burada gaz fren, gaz ve frenimiz var. Otomatik vites boş zaten. Tabii. Oğlum öttürdün lan arabayı. Park halinde olduğunu söylüyor bize tabii ki. Bilgilerini verecek olursak 85 kW'lık bir motor var içinde. Bu da 200 işte dediğimiz gibi 500 kilometreye yakın bir menzil sağlıyor bize. Bu model 4.2 saniyede 0'dan 100 kilometreye çıkabilme kapasitesine sahip. Ama P85D modeli var. Hani bunun bir üst seviyesi diyebiliriz. O da 3.8 saniye hatta güçlendirilme yapıldığında ayrı bir sport paketi var. Onu eklediğinizde 3.1 saniyeye kadar çıkabiliyor. Ki bunları hep biz Ferrari'lerde, BMW'lerde söylüyorduk. Ama bir elektrikli aracında yani o kadar hızlı ve o kadar seri olabileceğini görebiliyoruz. Şimdi şurada şeyi gördüm abi, lafını balla kesiyorum. Ki. Şurada bir kamera var. Kamera. Arka kamerayı sürekli kontrol edebiliyorsunuz buradan. Hani giderken arkada yani dikiz aynalarına ben bakmayı pek sevmiyorum falan derseniz buradan çatır çatır herhangi bir park haline girmeden canlı canlı arka kamerayı anlık kontrol edebiliyorsunuz. Gayet. Şurada da medya seçeneği var. İşte radyo aynen vesaire, MP3 radyo desteği var. Buradan. Zaten telefonla full kontak halinde. O yüzden kesinlikle istediğiniz gibi müzik olaylarını halledebilirsiniz. Şunu tam ekran, web teknoloji tam ekran yapmak istiyorum. Ha, tarayıcısı gördüğünüz gibi biraz kasıyor. Çok da iyi değil. Aynen. Hatta navigasyonda da böyle kasma var diye söyleniyor. Bunun için Tesla kendisi bir yazılım güncellemesi yayınlayacak tabii ki. Peki çünkü şeyi söyleyeceğim abi. Söyle, lafını bitir. Buyur buyur. Aracı aldım ben, şarjı bitti. Ben bunu Türkiye'de nerede şarj edeceğim? Türkiye'de şu an için herhangi bir şarj istasyonu maalesef yok. Ancak şöyle bir haber verebiliriz. Tesla önümüzdeki sene ya da 2017 yılında 9 şehirde, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirler, hatta Antalya'da vardı yanlış hatırlamıyorsam, büyük şehirler dahil bir şarj istasyonları kurmaya başlayacak ve şöyle güzel bir şey daha ekleyebiliriz. Tesla'nın şarj istasyonları ücretsiz. Bedava. Aynen. Herhangi bir para ödemiyorsun. Giriyorsun, takıyorsun, şarj ediyorsun 2 saatte. Ama bu Avrupa için, ben Türkiye'de ufak bir para al. Sanmam. Ha, belki Türkiye'de yapabilirler de yok. Tesla bir yerde almadığı ücreti diğer yerde de alabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Belli olmaz. Göreceğiz bakalım kurulduğu zaman hep beraber. Bir de kornayı öttüreceğim de şimdi ayıp olur kornayı öttürecek. Burada biraz yani. Aynen. Ortam şimdi çok sessiz ve herkes çok sakin, zıplatmayalım milleti. Mesela kontrol demişler. Şurayı bir açalım. Şu an mesela driving sport modelinde. Bunu konforda ve standarda alabiliyoruz. Sonra range modu var. Bir anda aracı güçlendirebilen süspansiyon. Şu an büyük ihtimalle durduğu için şey yapmışlar. Aynen. Normalde burada işte low, standard, high, very high. Yok, frene bas diyor şey yapmak için. Aktif etmek için de bence hiç bırgalama onları aydan. Bakalım. Bir şey uyarı verdi bizi. Tırstım. Aynen. Unable to drive diyor zaten. Ha, anahtarımız olmadığı için bize şu an bunları kapatıyor. Aa, tabii az ki önce cayır cayır indirip kaldırıyorlardı. Orada o sırada büyük ihtimalle ablamızda şey olduğu için sunroof'a geçelim. Aynen öyle. Evet. Sunroof'un oranını buradan ayarlayabiliyoruz. Açayım mı sana komple? Şuradan şöyle bir ayarı var. Şöyle bakın gösterelim. Şu an mesela komple kapatıyorum. Kapattım. Şöyle. Dayımız kapanıyor. Gördüğünüz gibi buradan %100 istediğiniz gibi, yani %100'den %0'a kadar aynen istediğiniz değerde ayarlayabiliyorsunuz. Açak mı? Aç da ışık gelsin. Şuradan mı? Hop aynen hop şöyle. Ben bunu bir günde bozarım. İndir kaldır, indir kaldır.
Yalnız ekranda bir sorun olsa ne yapacağım bu arabada, ben onu düşündüm şu an. Tut ki çatladı, hani bir şey çarptı, bir şey oldu. Ne yapacaksın? Ya burayı da çatlatma, burayı da bir zahmet değil. Abi 14 inç bir şekilde çatlatırsın. Kırılmaz ya. Ekran filmi taktır 5 lira. Burada da her yerin ne kadar bir serinlikte, her koltuğun serinliğini bu şekilde ayarlayabiliyorsun. Hemen display kısmına girelim. Bunun dışında ayarlara bakalım. Hadi. Haydi oğlum, haydi Popescu, yemedi. Dilde var mı? Dilde de. Neyse, Türkiye'ye şarj istasyonu navigasyon başlayınca belki de gelir diye düşünüyorum. Peki, bu aracı alacak olsak. Hadi gidelim. Şu an beğenmedin mi sen? Çok, bu aracı beğenmeyen muhtemelen neyi beğeniyor çok merak ediyorum. Alalım mı? Almayalım tabii de birazcık pahalı. Ya aslında pahalı da değil, bilmiyorum. Bilemedim ya. Bu aracı o para verir. Yani param olsa herhalde verirdim diye düşünüyorum. Hemen fiyatını söyleyelim fazla da meraklandırmadan. Ortalama 140 bin euro değil. Ortalama değil aslında. Tam yani olarak 140 85 bin euro. Bu 85D modeli 140 bin euro gibi bir fiyata tam sahip. De, siz de tam fiyat de. Siz de arkadaşlar yorumlarınızda belirsin. Bu araba 140 bin euro eder mi etmez mi? Bizlere söyleyin bakalım. Hep beraber anlayalım, biz de görelim. Aslında bakalım. 140 bin euroyu bir anda vermek zor. Evet ama 5 senede vereceğim benzin parasını çıkartır herhalde bu araçı. Eğer senin dediğin gibi şarj istasyonunda tamamen ücretsizse, ki zaten hani bu arabaların esas çıkış amacı şu, doğaya saygı, sevgi değil mi? Aynen, kesinlikle. O yüzden hani doğayı kirletmiyorsunuz benzin kullanarak, hem de bedava benzininiz olmuş oluyor. Böyle de bir kıyak yanı var. Aynen öyle. Neyse, bitirelim mi yavaş yavaş? Var mı abi göstermek istediğin başka bir şey? Şurada şöyle bardaklıklar var. Şunları aynen da son olarak gösterelim. Şu an için vallahi ilk defa gördüğümüz için, yani uzaktan daha önce ben görmüştüm tabii, böyle içine oturma fırsatım olmamıştı. Şu an hiç kalkasım yok ya. Biraz rahat. Türkiye'ye kadar giderim bu şekilde. Yetiyor mu aslında benzin ya? Yetmez herhalde. Ne yok yaptın? Nereye yetiyor? Ne yaptın birader? Ama Almanya'da vardır belki şarj istasyonu. Yani Türkiye sınırına girince kalırsın. Girelim de ondan sonra seni ittire ittire götürürüz. Ben arkadaşları çağırırım orada. Neyse arkadaşlar, Aydoğan biraz gaza geldi. Biz ince ince videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda sizlere Tesla S tam modelini abi. Tesla Model S 85D. 85D aynen, her zaman unutuyorum. Çünkü 4-5 tane modeli var. Karıştırabiliyorum aynen bu modelleri. Bu arabayı ufak da olsa sizlere bir inceleme fırsatımız oldu Almanya'da. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Ayrıca bizi ekranda gördüğünüz adreslerden takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.